Nasıl oldu ben de anlamadım Erol Bey. Ama çok mutlu oldum. Aman aman, iyi o zaman. Gel gel. Şöyle koreografiler bizi de yapsa ya. Evet. Merhaba hocam, nasılsınız? Perfecto. Bakıyorum sizin de keyfiniz yerinde. Çok iyiyiz hocam. Bu akşam yine sahneye çıkıyoruz. Harika bir haber bu. Ama çalışmamız lazım. Yasemin ile Eren nerede? Hiç sormayın hocam. Anlatsak da inanmazsınız. Peki nasıl olacak bu iş? Siz koreografiyi bize göstereceksiniz. Biz de onlara. İlginç. Değişik bir yöntem. E hadi ısının o zaman. Peki. Merhaba Banu. Merhaba. Neredesiniz bu saate kadar? Ah hocam ah. Eren sabah yoga yaparken bacakları kilitlendi. Allah Allah. Dansçı kızın bacakları kilitlenir miymiş hiç? Hep diyorum vücudunuza iyi bakacaksınız diye ama kimin umurunda? Yok hocam. Eren'inki aşırı iyi bakmaktan oldu. Aa, ya. Yavaş ya, ne yapıyorsun? Ya kilidi açıyorum. Ya senin tuttuğun kapı değil, benim bacağım. Başka nasıl açacağım? Söyler misin bana? Anahtar kullan istersen. Aman çok komik, öldüm gülmekten. Sen beni şikolata yatırmaz, asıl ben seni öldüreceğim. Ya istersen başka bir şey deneyelim. Ne gibi? Duşa girmeye ne dersin? Su sıcak ya, yumuşatır kasları. Sen duşu da bana getireceksin herhalde. Yasemin kıpırdayamıyorum. Duşa nasıl gideceğim? O zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Bu bakışlar hiç iyi şeyler söylemiyor. Kırdım bacağımı ya. Kırdım bacağımı. Biraz daha bağırsak kafanı kıracağım. En azından tek bacağın düzeldi. Ya ölüyorum galiba ya. Ruhumu teslim etmek üzereyim. Yardım et bana da şu koltuğa. Bari. Hızlanıyorsun. Ölüyorum. Şimdi size harika bir haberim var. Hazır mısınız? Murat Boz'un Bilsent için verdiği konserde sahneye davet ettiği 4 maskeli kız farklı şarkıları ve eğlenceli danslarıyla seyirciyi mest etti. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kızım hala inanamıyorum. Biz üçüncü mü olduk? Şş, durun bakalım, hemen havalara girmeyin. Biliyorsunuz kendinizi açığa çıkartmamanız gerekiyor. Evet ama kim olduğumuzu bilmeseler de bizim bir ünümüz olacak. Esrarengiz kızlar, ister misiniz bu iş çok tutsun, herkes bizi konuşsun ha? Olabilir. Ama unutmayın, çok dikkatli olmanız lazım. Böyle bir haberden sonra gizli kalmayı kabullenmek çok zor biliyorum ama yapmak zorundasınız. Evet kızlar, ne olursa olsun okulu bitirmeniz lazım. Bize söz verdiniz, unutmayın. Ya hiç unutur muyuz hocam? Sözümüz söz. Dünya starı bile olsak bu okul bitecek. Evet. Bana bunu nasıl yaptın hala inanamıyorum. Üstelik o salak Daltonlardan biriyle. O kızlardan ne kadar nefret ettiğimi bilmiyor musun? Kim bilir seni kandırmak için neler yaptı. Sırf bana nispet olsun diye. Beni kızdırmak için seni kullandı o kız, anlamıyor musun? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya da istersen şöyle sorayım. Herkesi kendin gibi kötü mü sanıyorsun? Çok şaşıracaksın ama söyleyeyim. Dünya senin etrafında dönmüyor Alev Hanım. O kız beni tavlamak için hiçbir şey yapmadı. Ben yaptım. Ona yaklaştım. Onu etkilemeye çalıştım. Üstelik benden kaçmasına rağmen. Ama nasıl olur? Nasıl olur değil mi? Seninle beraber olan biri nasıl olur da bir başkasıyla ilgilenir? Senin entrikalarından, alaycılığından, herkes çekiştirmenden bıkmış olabileceğimi düşünmedin değil mi? Cemre gibi iyi niyetli, güzel ve doğal bir kızla hoşlanabileceğimi hiç düşünmedin tabii. Kendini dev aynasında gördüğün için hiçbir şeyin farkında değilsin. Ama benden buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle.
hesabını vereceksin Emre. Tabii sen de Cemre Hanım. Peki öyle Meral Hoca niye gelmiş konsere? Oh, Alev söylemiş. Murat Boz sizi konsere davet ediyor demiş. O zaman o şuursuz Alev her şeyi biliyor. Korkarım evet. Ya herkese söylerse? İşte o zor biraz. Neden? Çünkü bu haberden sonra okuldan atılırsak ünlü olmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. O boya küpü de buna dayanamaz. Doğru doğru vallahi. Ama merak etmeyin. Alev bu yaptığın hesabını ödeyecek. Oğlum ciddi misin sen? Şimdi resmen ayrıldınız yani. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? İddiayı kazanmamdan mı korkuyorsun? Oğlum yerim iddianı ya. Alev gibi, taş gibi kız bırakılır mı be? Cemre ondan daha güzel. Ama o kadar beğeniyorsan al senin olsun. Yok abi, sen kesin kafayı yedin ha. Oğlum biz o kızları sadece tavlayacaktık. Yoksa gidip aşık olmayacaktık. Abi senin bu kuralların da beni yiyip bitiriyor ha. Dur bak, Korkut'a soralım. O bile doğruyu seçer. Basit misin oğlum, ne yapıyorsun ya? Neyse, söyle bakalım. Biriyle çıkma şansın olsa hangisini seçerdin? Cemre mi? Alev mi? Yasemin! Ulan basit, basit kere basit. Yasemin seçenekler arasında yok ki. O sizin seçeneksizliğiniz. Ben yine de Yasemin'i seçerdim. Hata bende de tabii. Ne işim var benim sizin gibi basitlerle ya? Devam edin abi siz, devam edin. Yasemin için az kendimi. Korkut, çıkar şunu. Gel. Ya bu Mert inanılmaz yetenekli. Kızları da unutma. Aa, onlar başka. Onlar benim göz bebeğim. Şimdi hareketi gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi şimdi kalkın beraber yapalım. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Size kolay gelsin, ben gidiyorum. Görüşürüz. Cemre. Ne haber Cemre? Eren yok mu? Evde. Ne oldu? Ne yapıyor evde? Birden bu merak niye Barış? Asıl sen niye bana ters gidiyorsun? Ters mi? Ne alaka? Yani ne bileyim, öyle bir konuştun ki sanki kızgınmış gibi. Görmüyor musun Barış? Çalışıyoruz. Affedersiniz hocam. Kusura bakmayın. Böldüm. Hadi sen de içeri. Tamam hocam. Seninle bir derdimiz olmadığını göstermek için seni yemeğe davet ediyorum. Ciddi misin? Evet. Hem de yemek bir kere Eren yapacak. Harika. Akşam sizdeyim o zaman. Bu akşam olmaz. Eren hazırlık yapması uzun sürer. Sen yarın gel. Tamam. Yarın akşam o zaman. Tamam. Cemre hadi. Hadi git. Başım derde sokma. Eren'e selam söylemiyorum ama. Barış'ı yarın akşam yemeğe davet ettim. Ya emin misin? Sence Barış bu kadar büyük bir cezayı hak ediyor mu? O çok beğendi Eren'i. Bir de yemek yaparken görsün. Yasemin, bu dönüş sıktı, bir film koy bari de izleyelim. Ne haber kızlar? İyi. Biz iyiyiz de asıl önemli olan Eren de durumda. Açıldı mı bacakları? Ya koltuğa yatırmayı başardım ama üstüne basamıyor. Ufak bir ayrıntı var yalnız. Açacağım derken ayağımı